En sevdiğimiz şerbet tatları ne? Kadayıfı çok seviyoruz. Kokurdamaya başladı. En sevdiğimiz onlar. Ve soğutmaya. Hadi bakalım. Ha, çok sevdim. Yok, soğutamadım. Portakal ağacına hoş geldiniz. Portakal ağacında bugün sizlerle beraber şerbetli bir tatlı yapıyoruz. Ne zamandır yapmıyorduk. En sevdiğimiz şerbet tatları ne? Kadayıfı çok seviyoruz. Hatırlarsanız bir muhallebili kadayıf yapmıştık. Blogunda en sevilenlerinden bir tanesi. Kadayıfla başka ne yapabilirim derken aklıma kadayıflı revani tarifi geldi. Bugün sizlerle onu yapacağız. Malzemelerimiz neler? Önce şerbet malzememizi anlatayım. Şekerimiz var, suyumuz var, limon suyu kullanacağız. Evet, o yüzden limonumuz var. Revani kısmı için kadayıfımız var, unumuz, irmiğimiz, toz şekerimiz, yoğurdumuz, yumurtamız, sıvı yağımız ve bir avuç kadar, yarım su bardağı kadar da cevizimiz var. Önce ne yapıyorum? Önce ilk başta şerbet kısmını hazırlayacağım ki soğusun bu arada. Şimdi şerbetimiz kaynayacak. Her zaman için şerbetli tatlılarda ne diyorum? Mutlaka ilk önce şerbeti hazırlayın. En önce onu hazırlayın ki sonra bu sefer ılınması için beklememiz gerekiyor. Önce yumurtaları kıracağım. Bu arada hatırlarsanız geçen Kurban'da mı? Ramazan'da mı? 4 tane tarif yapmıştık. Kendi kendimize challenge'lar üretip hiç daha önce yapmadığım tarifleri sıfırdan buradan iPad'den bakarak yapmaya çalışıyordum ve tarifteki sıra nasılsa öyle yapmaya çalışıyorum. Tabii tarifte önce kekini hazırlamış diyelim ki ya da işte tatlısını hazırlamış, en son şerbetini hazırlamış. Biz 2 saat burada bütün stüdyonun camlarını açtık ve o şerbetleri soğutabilmek için uğraşıp durduk. Yağ ekliyorum. En son yoğurdu ekleyeceğim. En son irmiği de ekliyorum. Ondan sonra artık mikseri kaldıracağım. Şimdi en son malzemeleri de ekleyeceğim ama onun öncesinde fırını 160 dereceye getiriyorum ki bu arada ısınsın istiyorum. Şerbetimi karıştırmaya devam ediyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyam var, şekerli vanilyam. Kavrulmuş kadayıfımız var. Bunun hazır olarak da satılıyor ama isterseniz hani muhallebili kadayıf tarifinde yaptığımız gibi 1,5 su bardağı kadar kadayıfı buzlukta dondurursunuz. Daha sonra buzluktan çıkartıp ufalarsınız. Buzlukta niye donduruyoruz? Daha kolay ufalansın diye. Ondan sonra da kavurursunuz. Böylece kavrulmuş kadayıfınız olur. Cevizlerimi kıracağım. Kokurdamaya başladı. En sevdiğimiz onlar. 5 dakika böyle kaynasın. Biz o arada zaten revaniyi fırına vereceğiz. Spatula ile karıştırıyorum. Sıra geldi artık bunu kabına yaymaya. Kare bir fırın kabımı yağladım. Güzelce düzeltiyorum. Bazı yerleri yüksek, bazı yerleri alçak olsun istemiyorum çünkü. Tamam, şimdi fırına. Çok çabuk pişen bir tarif bu. O yüzden yaklaşık bir 20 dakika sonra kürdanı ya da bıçağı batıracağız. Pişmişse çıkartacağız. Şerbetimiz kaynadı. Limonunu sıkacağız hemencecik. Ve soğutmaya. Hadi bakalım. Ha, çok sevdim. Yok, soğutamadım. Soğutmaya gidiyoruz. Milimetrik bir yapışma var. O yüzden bir 2 dakika daha devam edeceğiz. Evet. Daha kızarıklığından anlıyoruz artık. Olduğunu. Bir 2-3 dakika böyle dinlenecek. Ondan sonra şerbet dökeceğim. Üzerine ya bir tepsiyle ya bir kapakla kapatacağım. Ondan sonra misafire servis edene kadar en ideali 1 saat, 2 saat
bekleteceğim ki iyice çeksin, lezzeti de artsın. Hadi bakalım. Aradan 2 saat, hatta 3 saat mi? 3 saat geçti. Hatta izlediyseniz geçen haftaki bölümlerde Bekir Develi Bey'e tatlıyı en sonunda servis yaptık. Kapanışı tatlıyla yapıyoruz. Evet. Biz sizden bir bölüm daha çıkartalım diye sizden önce tatlıyı çektik. Onun dibini buraya bağlayacağız. Kadayıflı revani. Çok teşekkür ederim. Kadayıflı revani de daha önce hiç deneyimlemedim. O yüzden eleştiremezsiniz diye ümit ediyorum. Evet, yani yok, bu ilk olacak ve güzel yaptığınıza eminim. Yani. İnşallah güzel olmuştur. Deneyim mi? Deneyin, yorum yapmayın. Yok, çok güzel gerçekten. Afiyet olsun. Çok teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun. Geldiğiniz için. Başarılar dilerim. Gerçekten. Çok güzel sevdiğiniz stüdyonuz. Allah utandırmasın. Allah razı olsun. Allah hepimizi hayra vesile etsin. Hala yutmaya çalışıyor arkadaşlar. Yok yok, çok güzel. Gerçekten çok lezzetli. Herkese tavsiye ederim. Peki. Burada Hatice Hanım'ın takipçilerine, portakal ağacına, ailesine hepsine çok selam ediyorum. Allah razı olsun. Hoş bir tat bırakabildiysek limalarınızdan eminim. Teşekkür ederim davet için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Biz çok beğendik. Dilerim sizler de denersiniz ve bizim kadar memnun kalırsınız. Şimdiden afiyet olsun.